Evet sevgili Ergün Aysarı kanalı izleyicileri, aboneleri ve takipçileri cümleten selamun aleyküm. Bugünkü videoma ve kanalıma herkes hoş geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere videolarım sizlere hitap etmeye devam ediyor arkadaşlar. Yine bir Kasım ayındayız ve hava böyle bir hava. Evdeyim. Hem bunları salalım beraber hem de kümes temizliğinden sonra her zaman olduğu gibi muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Şu anda erkekler burada. Gençlerimiz orada arkadaşlar. Önce bakalım her zaman olduğu gibi erkeklerimizi bir salalım. Ondan sonra dediğim üzere kümes temizliğine geçip muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle bir salalım önce. Bakınız. Haydi bismillah. Evet sevgili dostlar. Maşallah parlamaya başladılar. Takip ettiğiniz üzere 10 tane erkeğimiz vardı burada. 2 tane de genç erkekle takviye ettik. Bu arada şu tarafta hava açmak üzere. Ama doğan belası berbat arkadaşlar. En son videomda seyrettiniz. Artık saldırıyor. Pek bunlara bir şey yapamıyor ama bunların arkasından da gittiği oluyor yani arkadaşlar. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Son telekleri eksik olmasına rağmen uçmam demiyorlar arkadaşlar. Bu da kuşlarınızın gayet sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ve tüyden iyi çıktıklarının işareti arkadaşlar. Evet sevgili dostlar sizlere yarış güvercinlerim yani posta güvercinlerim ve oyun kuşları güvercinlerim olarak iki kategoride hizmet vermeye devam ediyorum. Dediğim üzere alan alıyor veya düşüncelerime saygı duyan olduğu kadar olmayan da oluyor tabii. Ama bu sözler, bu konuşmalar tamamen beni bağlar. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle yeni başlayanlara, bu işe gönül vermişlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle. Şimdi bunlar uçarken arkadaşlar ben kümese gireceğim. Kümes temizliğine başlayacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bakalım bugünkü konu ne olur? Bence benim kafamda şöyle bir şey var. Ne zaman yavru almalıyız arkadaşlar? Kış yavrusu mu yoksa bahar yavrusu mu? Sizlere anlatmaya çalışayım. Tabii bunlar uçarken ben izninizle kümesime giriyorum. Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet sevgili dostlar tekrardan beraberiz. Bakınız ben kümes temizliğini bitirdim. Bunlar da daha hala uçuyor arkadaşlar. Şöyle bir girelim kümese isterseniz. Bakınız kümes temizliği bitti arkadaşlar. Lambamı da yaktım. Malumunuz artık kış geldiği için havalar erken kararıyor. O yüzden kışın antrenman da olmasa kuşları salım açısından arkadaşlar saati daha öne alıyorum. Özellikle kış aylarında. Yağmur başlamadan arkadaşlar ben bunları içeri alayım. İçeride muhabbetimize devam edelim. Yağmur başladı başlayacak. Malum Avrupa'nın havası arkadaşlar. Zaten birkaç gündür bayağı yağıyor. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel. Evet. Erkeklerimizin 12'si de geldi sevgili dostlar. Bakalım içeri girelim. Hem yemleyelim. Sen de gir 64. Sen de gir. Gel. O da içeri girsin arkadaşlar. Gel.
Aynı hamşisi var. Evet, girdi. Kümesimizi kapatalım. İçeride yem verirken her zamanki olduğu gibi muhabbetimize devam edelim. Bakınız 12 kuşluk yem arkadaşlar. Burada ölçüm var. 12 kuşluk karışık yem söyleyeyim de. Evet. Durun bakalım. Gelin. Gelin bakayım. Önce şöyle bir gösterelim. Sevgili dostlar. Gel. Gel. Şöyle açalım. Evet. Evet sevgili dostlar. Bunlar yem yerken muhabbetimize devam edelim. Ne demiştim videonun başında? Bugünkü konumuz yavru alımı olsun. Arkadaşlar geçen videolarımda da söyledim. Ben kuşlarımı Aralık'ta, yani Aralık ortası gibi genellikle herkes gibi burada Avrupa'da kış yavrusu almak için Aralık ortasına atıyorum. Ondan sonra Ocak gibi tabii yüzüklüyoruz. Çünkü her zaman söylüyorum, Ocak 1 dedi mi herkese yüzükler dağıtılır arkadaşlar. Ne önce ne sonra. Sonra almak isteyenler alabilir. Ama bahar yavrusu alanlar yüzükleri tabii Ocak ayında geldiği için o zaman takar. Ama şöyle bir avantajı veya dezavantajı oluyor. Erken yavru aldığınız zaman arkadaşlar, eğer bir daha yavru almak istiyorsanız bu ekeleriniz yuvadayken kanatlarını, yani tereklerini tutar arkadaşlar. Ama yavrular yeme düşmeye başladı mı çok aşırı şekilde tüy atmaya başlarlar. İkinciye yatırırsanız, yani ikinci tur alırsanız. O yüzden bazı arkadaşlar, benim tabii imkanım yok, damızlıkları var. Ne yapıyorlar? Yumurtaları kaydırıp, yani bir çiftten 4 tane yavru çekiyorlar. Bunlar kendileri bir çift yavru büyütmüş oluyor. Tabii telekleri de atmamış oluyor arkadaşlar. Çünkü Ocak ayında, pardon, Aralık ayında yuvaya yatırdığınız kuş diğer yuvaya yatmayan kuşlara nazaran daha çabuk telek atacaktır. Bu da 3. 5. yarışta arkadaşlar hayvanlarınızın 1-2 telek atmasını sağlayacaktır. Bu da tabii biz kuşçular için, özellikle yarışçılar için hiç istenmeyen bir durum arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Eğer imkanınız varsa yumurtaları al, istediğiniz çiftten yumurtaları uçmayan, yarışmayan kuşların altına koyacaksınız arkadaşlar. Bunlar devamlı yarışacağı için, o yüzden geçen videomda da anlattım, telekleri çok iyi olması lazım. Yani boşluk olmaması lazım. O yüzden de eşe atarken buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bir çift yavru almak hayvanı fazla tüye düşürmez, fakat aynı çifti ikinci tura yavruya yatırırsanız arkadaşlar, bakarsınız kuş parıl parıl, ama yavrular tüye düşmeye başladığı anda bunlar da tüye düşer. Pardon, yavrular yeme düşmeye başladığı anda bunlar da çok tüy atmaya başlar, daha yarışları başlamadan. Çünkü biz Nisan'da yarışa başlıyoruz. Ne yapıyoruz? O zaman da en son, daha doğrusu geçen videolarımı anlattım, karartma yapıyoruz arkadaşlar. Yani yaz girerken günleri kısaltıyoruz. Burada ben defalarca anlattım. Bunu öğrenmek isteyenler öbürkü videolarımdan bakabilirler. Şimdi ikinci konuya gelirsek arkadaşlar, eşe atarken tabii geçen senenin yarışmış yavrular, yani ben onlara genç diyorum şimdi, artık yavru değil. Onlar arkadaşlar ekelere nazaran istediğiniz eşi, yani eş tutturacaksanız birine, kendisi almayabilir. Çok zorlanabilirsiniz. Yani buraları şimdi kapatıyoruz eşe atarken. Ekeler fazla problem olmuyor. Anında kızgın oldukları için alıyor. Ama bazı dişiler veya erkekler problem yapabiliyor, gençler arkadaşlar. Bunu da size tavsiyem. Diyelim Aralık ayında mı atacak? Aralık'ın 20'sinde mi atacaksınız bütün kuşlarınızı eşe? Ne yapın arkadaşlar? Gençlere, hiç yumurta görmemiş yavruları, dişilere veya erkeklere ayrı bir yere kapatıp, istediğiniz mesela şöyle bir yere kapatıp, veya burada problem oluyorsa küçük sandıklarda bazen dövüşmeler olabiliyor arkadaşlar. Boş bir kümesinize bırakıp orada eş aldırın. Yani tüm kuşları eşe atmadan onları ayrı atın ki ondan sonra bunları eşe attığınızda onların da yumurtaları eşleşmiş olsun ve yumurtaları da aynı bunlar gibi aynı ana denk gelsin. Yani arada birkaç gün oynasa fark etmez.
O yüzden isterseniz yani bir seferde 30-35 yavru istiyorsanız bu şekilde yapmanız lazım. Ama benim burada 12 tane yuvalığım var. Yani hepsi çıkmış olsa yavruların 2 tur alsan ne yapar arkadaşlar? 12-24. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden dediğim gibi bazı konulara dikkat etmeniz lazım. Eşi atarken. Çünkü bazı genç dişiler eş almayabiliyor arkadaşlar. O da ekelerin yani tecrübeli kuşların erken eş aldığından ötürü onlar çabuk yumurtluyor. Siz daha hala genç dişilerin yumurtlamasını bekliyorsunuz. Çünkü ilk yumurta her zaman zor oluyor arkadaşlar. O yüzden istediğiniz mesela şu çifti eş at, ikisi de erkek ama diğerin dişi erkek. Bunlar eşleşmiyor. Ayrı bir bölüme, hiç kuş görmeyen bir bölüme rahat edebilecekleri kapatmadan ama kendi kendilerine eş alacağı bir bölümü atarsanız oradan da getirip mesela 10 numaranın yeri ise oraya kapatırsanız hiç problem yaşanmaz. Aksi halde bunlar çok sert kuşlar arkadaşlar. İstediğiniz dişiyi verdiğiniz zaman ve kapağını kapattığınız zaman evde de yoksanız kuşun kafatasına kadar oyabiliyor yani arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştım size. Bakınız hayvanlar şöyle hava karanlık biraz ama şöyle çıkarsam görebilirsiniz. Artık iyice tüy bitmek üzere arkadaşlar. Parıl parıl parlıyorlar. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bu bir dizi kanalı değil veya bir komedi kanalı değil. O yüzden kitlesi de az oluyor. Ama sayenizde yavaş yavaş bir yerlere gelmeye başlıyoruz arkadaşlar. YouTube'un ana sayfasına düşmeye başlıyoruz. O yüzden sizden ricam eğer biz bir nebze size hitap edebiliyorsak abone olmanız, arkadaşlar videolarıma destek çıkmanız, like atmanız, yorum yazmanız beni sevindirir arkadaşlar. İyi veya kötü cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, birazdan gençlere geçeceğim, onları salacağım. Ama salmadan sizden müsaadenizi isteyeyim. Ne diyordum? Benim bildiğim bunlar arkadaşlar, herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.